Bir Bilal-i Habeşi ahlakında adam daha yetiştiremiyoruz yani. Kolay değil yani. Var mıdır? Vardır mutlaka. Yani onca hizmeti elbette ki kötüleme adına söylemiyorum ama ortalık işte gördüğünüz gibi yani e, durumu hepiniz görüyorsunuz. Birbirimize boş yere yağ çekmenin de bir alemi yok. Hani Peygamberimizin bir hadisi şerifini okudum buraya gelmeden. İbn Kesir'in Ölüm ve Ötesi isimli eserinde Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki diriler ölülerin mezarlarına gidip yani siz kalkın biz bıktık bu dünyadan keşke biz ölsek de sizin yerinize bu mezara biz girsek siz yaşasanız demedikçe kıyamet kopmayacak diyor. Yani diriler ölülere imrenecekler. Dünya o kadar çirkinleşecek Dünya o kadar çirkefleşecek. Şimdi yaşadığım dünya çocukluğumun dünyasına baktığımda yani 51 yaşındayım bakıyorum evet dünya gerçekten dün daha fakirdik. Dün daha yoksulduk. Dün daha zor bir imkanlarla yaşıyorduk ama dünya dün daha güzeldi sanki benim için. Şimdi daha çirkin, daha kötü şeyler göz önüne çabuk geliyor televizyonlar, internetler. Ölüm bu noktada insanı sakinleştiriyor. Yani bana ağrı kesici gibi geliyor ölüm tefekkürü. Bu tasavvuf ve tarikatlerin çok güzel insan terbiye etme metotları vardır. Mesela Hünkar Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin Deryah'ının kapısından girerken adam diyor ki asmışlar sözünü incin sen de incitme. Şimdi bu söz üniversiteler otursun uğraşsın şu iki kelimenin sırrını çözmek için. Incin sen de incitme. Şimdi bunu 700 yıl önce söylemiş Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Bir Mevlana ya öldüğü güne şebi arus demiş. Şebi arus düğün gecesi, gerdek gecesi demek biliyor musunuz? Farsça düğün olduğu gece, gerdeğe girdiği gecedir erkeğin kızın. Yani ilk gece demektir. Düğün gecesi demektir şebi arus. Mevlana öldüğü güne söylüyor bunu. Ve diyor ki ben ölünce oturup ağlayıp dizlerinizi dövmeyin. İşte tekkede, dergahda değil mi o teflerle, neylerle, kudümlerle Allah'ı zikredin ilahiler, kasideler, sözler, Allah'ın kitabı Kur'an'ı okuyun. Ya hayırla yad dedin beni. Öyle yas tutmayın diyor. İnsan ölünce üzülür mü hiç? Niye? Düğün gecem benim diyor. Neyin düğünü? Allah'a kavuşuyorum diyor. İnsan sevdiğine kavuştuğu geceye düğün demiş, evlenmiş, karı koca olmuş. Kul Rabbine kavuşuyor, Rabbine diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.